Dün yine çok sıcak bir gün yaşandı. Fed faiz kararını açıkladı. Arkasından Powell çıktı ve konuşma yaptı. Bu konuşma bir aylık sürecimizi etkileyecek ve bize bir nevi yol haritası olacak. Fed'in görüşlerini bize bildiriyor. Şimdi bu videoda bunları inceleyeceğiz. Ve bunları incelerken sadece dümdüz bir analiz şeklinde yapmayacağız bunu. Biz bu hareketlerden olumlu veya olumsuz nasıl yararlanabiliriz? Nasıl kar edebiliriz? Bunu değerlendireceğiz. Çünkü bizim amacımız Amerika'yı kurtarmak ya da Amerika'yı enflasyon sürecinden ya da devalüasyonla artık ne derseniz bunlardan çıkarmak değil. Bizim amacımız bunları içinde bulunduğumuz piyasaya uygulayarak kar elde etmek. Peki hazırsanız başlayalım. Öncelikle dün alınan karardan başlayalım. 25 baz puanlık bir artış yaşandı. Faizi arttırdı yine Amerika. Peki bu artışı neye dayanarak yapıyor? Bankacılık krizleri var. Bankalar ba batıyor. First Republic Bank bank olayı oldu. Arkasından yeni banka krizleri konuşuluyor. Telegram üzerinden sizlerle paylaşıyorum ve bankacılık krizlerinin bu kadar büyüdüğü bir ortamda Amerika nasıl hala faiz artırıyor diye soracak olursanız bunun nedenini çok basit şekilde açıklayayım sizlere. ABD'de piyasalar tek bir yere bağlı değil. Yani belki enflasyon düşüyor. Bakın enflasyon düşüyor. Bankacılık krizi tırmanıyor ama bakın enflasyon düşüşünden bankacılık krizini mesela kurtarabiliyorlar. Diyorlar ki ben bu riski göze alırım ya da benim bir hedefim var. Hedefime ilerlemek için belli başlı şeyler olacak zaten. Ben bunları göze alıyorum ve ekonomim bunu kaldırabilecek boyutta. Peki rakamları incelediğimizde gerçekten böyle mi? Aslında bakarsanız ben çok da böyle olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ABD'nin şu anki borcu 31 trilyon doların üzerinde. Geliri ise 4,5 ile 6 trilyon dolar arasında değişiyor. Peki bu değişmelerin sonucunda piyasalar bunu nasıl şekillendiriyor? Yani nasıl tepkiler veriyorlar? Burada işin içine işte Powell'ın açıklamaları giriyor. Faiz kararı zaten faiz kararı açıklanmadan piyasa tarafından şekillenir. Sonrasında düzeltme hareketi yapılırdı. Yani bizim gördüğümüz bir haftalık hareketin neredeyse 3 günlük bölümü bu faiz kararının önceden şekillenmesiydi. Dün yaşanan volatil hareketi saymazsak kalan hareket ise piyasanın faiz kararına verdiği tepkisi. Şimdi burada piyasalar açısından bakarsak şunu görebiliyoruz. Biz eğer faizi arttırmaya devam edersek bankalar bundan etkilenmeye devam edecek. Ancak Powell'ın konuşmasına bakıyoruz. Powell'ın konuşmasında çok açık bir şekilde şunu vurguluyor diyor ki bankacılık süreci şu anda yatay seyirde herhangi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum etkileyeceğini de düşünmüyorum diye açıklama yapıyor. Peki bu ne kadar doğru diye soracak olursanız ben bunun çok da doğru bir açıklama olduğunu düşünmüyorum. Bu açıklamayı yapar yapmaz ABD'de farklı bir bankada sıkıntı çıkıyor. Bu da tesadüf mü? Bence kesinlikle değil. Hisse fiyatlarında düşüşler yaşanıyor. Bu düşüşler piyasayı etkiliyor ama burada e, kritik noktanın şu olduğunu düşünüyorum. Aslında ABD'de banka hissedarları zarar edecekleri ya da batacakları için yapmıyorlar bunu. Kar elde edemeyecekleri için bu banka satışları gerçekleştiriliyor. Yani önemli olan aslında bankanın kar elde edebilmesi. Peki şöyle düşünün. Sizin bir dükkanınız var ve bu dükkanda iş yapıyorsunuz. İşiniz bir dönemde neredeyse... Çok kötü bir duruma geliyor. Sıfıra sıfır gidiyorsunuz ya da işte bazen eksi bazen artı gidiyorsunuz. Peki şunu düşünmez misiniz? Ya ben bu işten bir çıkayım ya bunu satayım ben. Olmuyor demek ki. Bunu düşünürsünüz değil mi? Bankaların hissedarları da bunu düşünüyor. Benim elimdeki banka küçük banka. Böyle böyle riskler var. Şu anda kar oranım ciddi şekilde azaldı. Hazır ben bunu JP Morgan gibi büyük bankaya satabilecekken ve buradaki elde ettiğim parayla farklı bir yatırım yapabilirim, farklı bir yönde değerlendirebilirim. Yapabilecekken bunu yapmak yerine durumu oldukça zorlayıp, mevduatlarımızı zorlayıp, kendi sınırlarımızı zorlayıp neden iflası göze alayım? Yani ben şu anda bir kazanç sağlayabiliyorum bundan ama daha iyisi olur mu? Şüpheli. O yüzden daha kötüsüne razı gelmeyi kabul ediyorlar ve karlılık olmadığı için çıkış yapıyorlar. Bundan dolayı hisse fiyatlarında düşüşler yaşanıyor. Yani iflas sürecinin bu kadar kolay olduğundan dolayı değil, daha çok karlılığın azalmasından dolayı. Peki Powell ne diyor? Powell diyor ki mesela bankacılık sektöründe konsolidasyon var ve bir süredir devam ediyor. Bunu bu az önce anlattığım olayla bağdaştırdığınızda evet haklı bir açıklama. Ancak hepsi bu şekilde açıklanabilir mi? Kesinlikle hayır. Peki farklı olarak ne diyor? Diyor ki finansal istikrar ve para politikası araçları birlikte iyi çalışıyorlar. Ben buna katılmıyorum. Şu anda iyi çalıştıklarını da düşünmüyorum. Sadece Powell'ın baktığı pencere tamamen eskide kalmış. Zaten bunu yakın zamanda Elon Musk da aynı şekilde belirtti. Diyor ki Fed'in yaptığı hamleler geçmişte yaşanan olayların hamleleri. Yani günümüzle alakası yok. Fed geçmişte yaşıyor bu olayları. Yaptığı açıklamalar geçmişi bağlıyor. Daha öncesinde sizlere söylemiştim ki biz şu anda birkaç ay önce yapılan hamlenin etkisini görüyoruz. Peki şu an yorumlarsak biz neyi yorumlamış oluruz biliyor musunuz? Biz geçmişi yorumlamış oluruz. Yani belki de 50 bas puanlık yapılan bir artışın ekmeğini biz şu anda yiyoruz. Ama asıl yorumlamak geleceği tahmin etmektir. Yani bizim şu an yaptığımız 25 bas puanlık artış 3 ay sonra önümüze nasıl bir şekilde çıkacak? Bunu yorumlayarak geleceği tahmin etmiş oluruz. Peki daha fazlası var mı? Kesinlikle var. Diyorlar ki faiz artırımını, artırımlarının durup durmadığının yanıtını Haziran toplantısına alacağız. Ya bu tamamen böyle ikircikli bir konuşma. Yani istediğin yere çek diyor bunu. Ben kararı burada alacağım. Ya biz zaten bunu biliyoruz. Bunu açıklamanın bir anlamı yok. Bu diyor ki ben güvercince konuşacağım ancak çok da güvercin olduğumu anlama. Sonrasında ne var? Enflasyonun %2 seviyesine geri gelebilmesi için önümüzde uzun bir yol var. Yani diyor ki siz şu anda yakın dönemde enflasyonun iyi gelmesini bekliyorsanız biraz daha beklemeniz gerekecek. Çünkü çok da iyi bir durumda değiliz. Öyle hızlı hızlı enflasyonu düşüremeyeceğiz. Bunu çok uzun bir sürece yayacağız. Peki tahminler ne yönde gidiyor? Tahminler de bize şunu söylüyor. Haziran ayı için şu an için bakın şu an için güncel analizde %0 faiz artırımı bekliyorlar. Ancak bu günler geçtikçe ve olaylar şekillendikçe değişir. Son bir hafta kala aslında net fikirler ortaya çıkmaya başlar. Şu an için daha yeni olduğundan dolayı %0 beklentisi var. Peki %0 ne kadar bir olasılık? %0 olasılığı yaklaşık olarak %57'lik bir rakama dayanıyor. Peki piyasalarda dominans bunu nasıl değerlendirdi? Bitcoin dominasına baktığımız zaman Bitcoin dominasında şu anda fiyatın dünden sonra yukarı yönlü geldiğini yani Bitcoin'e bir giriş sağlandığını görüyoruz. Buradaki ana etkenin de aslında bankaların satışı ve bu arada oluşabilecek güvensizlikten dolayı bir para akışı olma olasılığıdır. Tabii ki kripto piyasasının başında bazen kurtarıcı rolünde bazen ise çok büyük bir baskılayıcı ama genelde baskılayıcı ve olumsuz bir yöne olan vadeli işlemler var ve bunların kontrolsüz büyüklüğü yani bir düzenleyici olmadığı için maalesef isteyen istediğini yapıyor özellikle büyük eller smart money dediğimiz kavram yani mesela buna bir örnek verelim ve ben çok da sevmem aslında Justin Sun çok fazla uğraşıyor yani kendi projeleriyle de uğraşıyor piyasayla da uğraşıyor ve bu insanın vadeli işlemlerde bu aldığı ya, ya da yaptığı hamleler piyasayı şekillendiriyor aslında bir nevi. Aylık kapanışları haftalık kapanışları etkiliyorlar. Bunlar da sonucunda kripto piyasasının yapacağı hamle 5 ise bunun 2.5 gerçekleşmesini ya da 2.5 ise yapacağı hamle 7 olarak gerçekleşmesini sağlıyor. İşte kripto piyasasıyla Nasdaq gibi piyasalar arasındaki fark bu. İkisi de benzer hareketler yapıyor ancak birinde kaldıraçlı işlem farkı oluşuyor. Yani kısaca değerlendirmek gerekirse ilerleyen günlerde bitcoin için beklediğim hareket burada bir yatay konsolidasyon sonra 3 hafta içinde bakın 3 haftalık bir süreçte bir sonraki faiz kararına kadar sıkıntılı bir süreç yaşayabiliriz. Bu sıkıntılı süreçte vadeli işlemlerde likitasyonlar gerçekleşebilir. Ancak dikkatli olursanız da kazançlı bir durumdur. Çünkü piyasanın aşağı yukarı şeklinde bir yatay seyir olacağını düşünüyorum ve burada alt bandı da kendi tahminime göre 27.759 seviyelerinde olarak belirledim. Buralara gelirse buralardan ekleme yapabilirim. Sonrasında yukarı doğru çıktığı takdirde 30.000'i 30 eğer kırarsa farklı bir senaryo konuşuruz. Ancak kıramadığı takdirde piyasada küçük de olsa düşüşler bekliyorum. Ve bunun da yatay bir konsolidasyon şeklinde geniş bir renç aralığında olacağını tahmin ediyorum. Umarım bu video yararlı olmuştur. Yararlı olduysa arkadaşlar beğenip abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.